Selam dostlarım, Oyun Maskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Frozenheim'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm Survival modda arkadaşlar final yapmıştık. Bu bölüm hikaye tabanına ineceğiz biraz da oyunun. Hikaye tabanına girdiğimizde gördüğünüz gibi 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölümü 2 bölüm şeklinde yayınlarım ben. Eğer bugün atabilirsem ikisini de bugün atarım. Atamazsam da diğer gün mutlaka 2 seri de gelecek. Bu bölümü de bitirdikten sonra Frozenheim defterini kapatacağız arkadaşlar. Ama bitmedi. Siz değerli seyircilerim için güzel bir jest yapmak istiyorum. Oyunu genel anlamıyla beğendiğinizi düşünüyorum. Ve bunun için bu videonun altına yorumlar kısmına bir soru soracağım. Bu soruyu bilen ve kanala abone olan ilk 3 kişiye oyunu hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Siz de bu çekilişe katılmak isterseniz yorumlar kısmında soracağım soruya doğru cevap verip kanalda abone olursanız çekilişi kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi çok zaman kaybetmeden, lafı da fazla dolaştırmadan haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hikaye moduna şu an giriş yaptık. Şu an burada 3 tane askerimiz var sanırım. Bunlar ne? Haydut kampı diyor. Neyse, burada çok fazla bizim oyalanmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bize küçük haritada, biz bunları biliyoruz. Küçük haritada şöyle bir nokta belirlemiş bize. Biz buraya gideceğiz. Evet arkadaşlar, şu an haritada ilk belirlenen yere geldik. Nasıl bir şey karşılayacak bizi bilmiyorum. Odin'e bizi koruduğu için şükürler olsun. Sonunda evdeyiz. Evet. Tamam, biz bunları biliyoruz. Zaten gerek yok şu an bize bunları öğretmene. Siz şöyle gelin bakalım. Basit herhalde biz buradan müzü falan toplayacağız. Değil mi? İki tane de gözetçimiz var. Üç tane de askerimiz var. Şimdi biz bunları biraz daha sayısını artırmamız gerekiyor. Hemen şuradan arkadaşlar bir ev yapalım. Şöyle. Bir de avcı kulübesi değil de oduncu kulübesi yapalım. Tamam. Şimdi hemen şu oyunu 3x'e verelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de kontrol eder misiniz arkadaşlar? Kanala abone misiniz, değil misiniz? Bazen unutabiliyorsunuz biliyorum. Şimdi arkadaşlar, oduncu kampımız yapıldığına göre hemen şuraya 2 kişi verelim. Şuraya da 2 kişi verelim. Tamam. Şimdi ha, bu balıkçı kulübesinde de iş yokmuş. Şuraya da verelim. Bu ne şimdi? Boştaki işçiler. Oo, bayağı da işçimiz var aslında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an için 26 kişilik bir ordu kurdum. Ve 3 tane okçu grubu, yani toplamda 15 tane okçumuz var. Geri kalan baltalı grubu arkadaşlar. Ve biraz daha hava güzelleşsin diyecektim. Aynen güzelleşti. Şimdi saldırıya geçebiliriz arkadaşlar. Gidelim bakalım. Oraları keşfede keşfede saldıralım. Neler olacak arkadaşlar? Ben de sizler birlikte deneyimleyeceğim. Şimdi şuradan biz asker üretmeye devam edebiliriz aslında ama yeterli işçi sayımız yok arkadaşlar. İyi de biz burayı yok ettik aslında. Niye böyle sürekli uyarı veriyor ya? Anlamadım. Hemen şu haydutları bir yok edelim. Güzel. Haydutları yok ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geçiş sağlandı. Köylülere de yardım ettikten sonra. Evet arkadaşlar, haritadaki kırmızı noktaya geldik. Fakat tahminimizin aksine arkadaşlar, burası bizim müttefikimiz. Şurada bir nokta belirtti bize. Buradaki haydutlara saldıracağız. Bakalım neler olacak. Şu an için asker sayımız falan gayet yeterli. Eğer çok büyük bir ordu çıkmazsa hallederiz diye düşünüyorum. Evet, düşman ordusu görüldü dedi. 5 kişilik mi? Bu kadar hazırlık yapmaya gerek yokmuş o zaman ya. Hadi bakalım, saldırın. Güzel, hiç kayıp verdik mi? Galiba 3 tane kayıp verdik. Şuraları bir gözetleyelim. Daha sonra herhalde bölümü bitirir diye düşünüyorum. Her yeri kontrol altına aldık. Bize düşman ordusu görüldü dedi. Nerede düşman ordusu görülmüş? Şu galiba. Hemen bir oraya gidelim. Onlara da bir saldıralım. Bakalım neler olacak. Oo, buralara da saldırmışlar gördüğünüz gibi. Bunlar bir anda nereden geldiler acaba ya? Sıkıntı büyüyebilir arkadaşlar. Ben tahmin ettiğim gibi olmadı açıkçası. Gelin abicim, gelin gelin, saldırın hemen. Hemen saldır hemen. Saldırı altındayız diyor. Burada saldırı yok değil mi? Tamam, burada herhangi bir saldırı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama şurada birazcık sıkıntı var gördüğünüz gibi. Ultileri kullanalım. Yoksa harcayacaklar bizi. Orada bizi harcadılar. Şu an ordumuz yavaş yavaş oluşmaya başladı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kişilik bir 50 kişiye yakın bir ordu kuracağız.
Gerçekten çok büyük olacak. Şunları alalım arkadaşlar biz. Şu an ordumuz oluştuğuna göre şunları acaba bunun hepsinin içine bindirebilir miyiz? Bence binmez ama bir iki birim anca biner. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Aa, bölüm tamamlandı. Neyse arkadaşlar, bu bölümde bu kadarmış. Şimdi hemen geçelim ikinci bölüme. İkinci bölüme geçelim, diriliş bölümüne. Düşüş bölümünde atılacaksınız. Askerleri tekneye bindirdik ve bölümü orada noktalamıştı. Askerlerimiz fırtına sırasında dağıldı. Hayatta kalanları toplamalı ve yaralarımızı iyileştirmek için güvenli bir yer bulmalıyız demiş. Bu da bizim diriliş bölümümüz oluyor arkadaşlar. Hayatta kalanların hepsini bulduk. Fırtınadan kurtulan başka kimse yok demiş. Bütün askerlerimizi topladık az önce arkadaşlar biz. Ya var mı ya? Öldürün abicim onları da. Tamam. Şöyle ilerleyelim artık. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim yeni yerleşkimiz. Arkadaşlar kazandık. Savaşı kazandık ama bu toprakların kontrolünü yeniden kazanmak istiyorsak tanrıların gözüne girmek zorundayız demiş. Yani burada keşfetmemiz gereken yerleri mi gösteriyor? Yalnızca kahin bize yol gösterebilir. Kahin dediği yer burası. Burayı ziyaret etmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir toplanın bakalım. Şöyle bir toplanın. Bizim biraz daha asker basmamız lazım. Bunun için ev yapmamız lazım. Bunun için bir de oduncu kulübesi yapmamız lazım. Lazım da lazım yani. Her şey lazım bize. Yemek ihtiyacımızı gidermek için hemen şuraya bir avcı kulübesi, bir tane de balıkçı kulübesi inşa ettim. Şu an için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Buraya çok verdi güç. Yani iki kişi vermişiz ya. Yeterli ya. İki kişi yeter oraya. Saldırı altındayız diyor. Çok önemli değil. Bizimkiler halleder diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir çevirelim. Güzel. Bizimkiler halletti. 7 tane şu an düşman ordusu görüldü diyor. Ordudan bahsediyor. Şifacı kulübesi için ne istiyor acaba? Siz çalışmıyor musunuz ya? Sıfır diyor. Çalışmıyorlarmış. Oradan da geliyorlar. Bayağı bir sıkıntılı bir süreç sanırsam bu. Bizi yoracaklar arkadaşlar. O yüzden bizim hemen şu şifacı kulübesini inşa etmemiz gerekiyor. Bu bölüm bayağı zorlu geçecek arkadaşlar. Son okçu grubunu bastırıyorum. Daha sonrasında şuraya keşfe gideceğiz. Gözetleme kulübesi inşa edebiliriz. İki tane. Şöyle. Gayet iş görecektir diye düşünüyorum ama birazcık işçi sıkıntımız var. İki tane gözetleme kulübesi inşa ettik. Onların etrafında şu an çit geliyorlar. Biz ordumuzla hemen şu ilk yerimizi gözetlemeye gidelim. Bu arada bir 3 kişilik düşman ordusu görüldü. Onu bir yok etsinler. Tamam. Size küçük bir fiyat karşılığında büyük bir gücün olduğu bir yerden bahsedelim. Bahsedebilirim demiş. İyi bir hikaye karşılığında birazcık mal ve içki takas edebiliriz. Bence de herhangi bir sakınca yok. Ölümlü insanlar görmesin diye gizlenmiş özel bir gücün olduğu bir yer var. En iyi savaşçılarınızı topla ve yol boyunca düşmanlarla yüzleş. Vay. Şimdi bizi şu tepeye gönderdi arkadaşlar. Küçük haritadan göreceksiniz. Düşmanlara bir saldıralım. Oradaki haydutları bir yok edelim arkadaşlar. Daha sonra bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerçekten video çok uzun oldu. Bir saat oldu. Yani siz bu bir saati yaklaşık bir 15-20 dakika olarak izlersiniz. İzledikten sonra da bir beğeni atarsınız diye düşünüyorum.
Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.